Bir bakışın kudreti bin lisanda yoktur. Bir bakış bazen şifa, bazen de bir oktur. Bir bakış bir aşığa neler neler anlatır. Bir bakış bir aşığı saatlerce anlatır. Bir bakış bir aşığı aşkından emin eder. Sevişenler daima gözleriyle yemin eder. Evet, bugünkü videomuza Victor Hugo'nun bir şiiriyle başlamak istedim. Sevgililer günü, doğum günü, evlilik yıl dönümü gibi özel günlerde sevgilinize ya da eşinize hediye edebileceğiniz çok güzel, ışıklı bir gece lambası tasarlayıp yapacağız. Kafamdan geçenler aynen şimdi size çizeceğim şekilde bir gece lambası yapmak. Benim aklımdan geçen şöyle iki birbirine geçmiş kalp içerisinde şu şekilde. Buradaki çizimim kabataslak bir çizim. Bunu daha sonra bilgisayarda daha güzel hale getireceğiz umarım. Evet arkadaşlar. Şu gördüğünüz şekli bilgisayarda çizeceğiz. Ya da buna benzer herhangi bir hazır şekli internetten bulup indirip bunun altyapısını oluşturacak sert bir malzemeye bu şekli işleyeceğiz. Daha sonra bu işlediğimiz şeklin kenarlarına 1 santim içeriden şu şekilde bir şablon çizeceğiz. Bu şablonu çizdikten sonra aynen bu şekilde bu şablonu çizdikten sonra yaklaşık 1-1,5 santim arayla bunları tekrar işaretleyeceğiz. Bu şekilde. Buradaki ölçü aralıkları birazcık önemli. Çünkü eğer birbirine çok yakın ölçülerde işaretlemezsek bu aralıkları yapacağımız şekil çok çirkin gözükecektir. Onun için eğer 1,5 santim belirlediysek hepsini 1,5 santim, 2 santim belirlediysek hepsinin aralığını 2 santim, 1 santim belirlediysek tüm ölçülerin arasını 1 santim yapmamız lazım. Milimler çok önemli değil ama bu ölçülere mümkün mertebe yakın ölçülerde belirlememiz lazım. Ben şimdi öyle kabataslak çiziyorum. Bu ölçülerden sonra bu işaretlediğimiz yerleri deleceğiz. Deldikten sonra buralara tek tek led döşeyeceğiz. Bu ledlerin sonra daha sonra bağlantılarını falan nasıl yapıldığını da göstereceğim. Ve bu şekilden iki tane yapıp bir tanesini bunun arka kapağı olarak kullanacağız. Diğeri de önden ışıklı bize görünen kısmı olacak. Ve bu tasarım bittikten sonra göreceksiniz ki çok güzel bir gece lambası ya da romantik bir ortamı aydınlatacak güzel bir süs ışığı olarak kullanabileceğiniz bir hediye olacak. Yapacağımız şekli internette bulmak için kullanacağımız kelime aslında kameraya şöyle biraz daha yaklaştırıp Silhouette nasıl okunduğunu bilmiyorum. Sanırsam Fransızca bir kelime. Ben öyle düşündüm. Sanırsam görebiliyorsunuz. Bu cümleyi yazıp arattırdığınızda size tamamen siyah beyaz
resimlerden oluşan görseller önünüze gelecek. Bu görsellerin içerisinden siz istediğiniz herhangi bir şekli alıp bizim yapacağımız gece lambasına uyarlayabilirsiniz. Burada değişik değişik hayvan figürleri, insan figürleri, balık, kuş, ne bileyim işte Mickey faresinden, Batman'inden falan siyah beyaz resimler mevcut. Daha egzantrik şekiller var bunun gibi. Bunlardan herhangi birini istediğinizi yapıp kullanabilirsiniz. Ama biz sevgililer günü ya da evlilik yıldönümü gibi özel bir gün için düşündüğümüzden bunun sonuna bir hört kelimesi koyduğumuzda bize kalpli resimler çıkacak. Ben daha önceden bulduğum bir şekli biraz önceki çizdiğimi de ben bu örnek şekle benzeterek çizmiştim size. Bu şekli kendi bilgisayarımdaki programla işleyip benim için uygun hale getirdim. Fakat siz belki bu imkanlara sahip olamayabilirsiniz. Çünkü ben bu çizdiğim şekli kendi CNC'imde istediğim malzemeye kestireceğim. Onun için bir görüntü işleme programı kullanıyorum. Bu programla hazırladığım şekli CNC'de istediğim malzemeye kestireceğim. Ama siz bu iş için bulduğunuz şekli yazıcıdan çıkarıp size göstereceğim şu esnek bir malzeme olan adı Dekota diye geçiyor. Bu malzemeyi reklamcılardan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çok esnek, sağlam ve kullanışlı bir malzeme. Bu malzemeyi rahatlıkla maket bıçağıyla ya da keskin bir bıçakla işleyebilirsiniz. Üzerine yazıcıdan aldığınız şablonunuzu yapıştırıp kenarlarından kalemle çizdikten sonra maket bıçağıyla çok rahat bir şekilde bu malzemeyi kesip istediğiniz formata sokabilirsiniz. Daha sonrasında dediğimiz gibi işaretlemelerini falan yapar, deliklerini delersiniz. Daha sonra boyama işi, ledlerin dizilme işi falan yapılacak. Bu malzeme çok güzel ve kullanışlı bir malzeme. Bu malzemeyi tüm reklamcılardan istediğiniz ölçülerde alabilirsiniz. Öyle çok pahalı bir malzeme de değil, ucuz. Aslında bunlar tabaka tabaka büyük tabakalar halinde satılıyor. Ama siz istediğiniz ölçüde kestirip alabilirsiniz. Reklamcılar veriyorlar. Bu malzemeden yapacağız gece lambamızı. Şimdi ben hazırladığım çizimi CNC'de kestirdikten sonra size tekrar dönüş yapacağım. Kalanını yine birlikte yapacağız arkadaşlar. Size bahsettiğim Dekota diye anılan malzeme bu. Esnek ama gayet sert, güzel bir malzeme. Şimdi bunu istediğimiz ölçülere yakın bir şekilde keseceğiz. Ha bu arada biraz önce Fransızca zannettiğim o silhouette kelimesi İngilizceymiş. Karşılığı da silüet demekmiş. Bunu da araştırıp öğrenmiş olduk. Sizi yanlış bilgilendirmek istemedim bu arada. Onun için onu da sizinle paylaşayım dedim. Ben yapacağım gece lambasının ölçüsünü 30 santime 40 santim civarı bir şey yapacağım. Onun için ölçünü ona göre kesiyorum. Evet.
Gördüğünüz gibi 30 santim ve 40 santim dekotom hazır benim. Bunu CNC'de kestirdikten sonra düşüyorum. CNC'de kestirdikten sonra tekrar görüşelim. Ya da arkadaşlar bunun CNC'de kesilme işlemini de sizinle paylaşayım, size göstereyim, görmüş olun nasıl işliyor, nasıl kesiyor CNC. Bunu kesecek olan CNC'yi de ben kendim yaptım. Tamamen benim üretimim. Yapımı ve tasarımı tamamen bana ait CNC'nin de. Bu arada onu da sizlere göstermiş olayım. Şimdi dekotolarımızı CNC tezgahımıza sabitleyeceğiz. Bunu yapmak zorundayız çünkü CNC'miz bunları keserken malzemelerin yerinden kaymaması lazım. Milimetrik kesebilmesi için. Onun için önce sabitleme işini yapıyoruz. Evet, malzememizi sabitledik. Güzel bir şekilde. Şimdi tezgahımızın sıfırlama işini yapacağız. İkinci parçayı sizlerin görmeniz açısından elimle kesmek istedim. Gördüğünüz gibi bu parçayı CNC'de kestirdik. Ufak bir ayar hatası yaptık. Şurada ölçümüzü doğru almamıza rağmen CNC tezgahına bağlarken biraz geride bağladığımız için CNC'mizin biraz atığı bizim keseceğimiz kalıbın dışına çıktı. Kalbin şu köşesinde. Fakat o kadar göze batan bir durumu yok. Buranın kenarlarını hafiften maket bıçağıyla yuvarlattığımızda hiç belli bile değil. Bilmeyen birisi asla anlamaz. Ama ikinci kısmımızı ben sizin görmeniz açısından elimle kesmek istedim maket bıçağıyla. Onun için ikinci kalıbımızı dekotasını alta koyduk. Üstüne şablonumuzu koyduktan sonra her ihtimale karşı ne olur ne olmaz diye kalemle işaretliyoruz. Belirgin bir şekilde. Olur ya, şablonu kaydırırsak yerimizi şaşırmayalım diye. Bu şekilde kalemle işaretledik. İkincisi bizim gece lambamızın arka kapağı olmuş olacak. Onun için yapmamız lazım. Eğer bunu yapmazsak arkası çok kirli gözükür.
Çünkü bağlantıları falan hep arkada kalacak. Bundan dolayı maket bıçağımızın ucunu kısa bir şekilde çıkarıyoruz. Daha sonra hassas bir şekilde şablonumuzu kaçırmadan arkadaşlar bıçağımızla hem şablonumuzu kesmeden hem de dışına kaçırmadan maket yavaş yavaş etrafını dönerek keseceğiz. Şimdi size bahsettiğim gibi yaklaşık 1 santim içinde çizme işlemi de tamam. Şimdi bunları birer santim aralıklarla işaret edeceğiz. Gördüğünüz gibi yaklaşık birer santim aralıklarla böyle işaretleri koyduk. Şimdi bu işaretlerin bir sağından bir solundan arasında yaklaşık 1 milimetre olacak şekilde iki delik açacağız. Şimdi bunu delebilmek için ben makinemi hazırlayayım. Sonra yine görüşelim.